Kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yeniden tavuk kanat yapacağız. Pratik tavada tavuk kanat nasıl olur? Tekrar video çekmeye karar verdim. İlk videomda biraz ses, görüntü sıkıntıları var. Çünkü ilk kez bir video çekiyordum YouTube'a. Umarım bu videodan daha fazla istifade edersiniz. Şöyle iki paket tavuk kanadım var. Güzelce yıkadım. Sağda solda kalmış olan tüylerini temizledim. Ve her evde bulunabilecek malzemeleri kullanarak kanadımızı yapmaya başlayabiliriz. Kalmış tavuklarımın üstüne öncelikle bir Türk fincanı, yani bir yemek kaşığına denk gelen yoğurt ekliyorum. 3 diş dövülmüş sarımsak, bir yemek kaşığı kadar kekik, yarım yemek kaşığı kadar domates biber salçası karışık. O yoksa sadece domates kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar tamamen zevkinize kalmış kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz. Tuzu tamamen zevkinize göre ayarlayın. Ve son olarak bir fincan sıvı yağ. Zeytinyağı da olur. Fincanın tamamını dökmüyorum. En altta kalan biraz yağı tavamın zeminine süreceğim. Evet, artık iyice karıştırabiliriz. İsteyen köri kullanabilir. Tavaya çok yakışıyor. Bizde tüketilmiyor maalesef. Güzelce tavuklarımız iyice sosu çekene kadar karıştıracağız. Buraya kadar aslında bilindik. Devamında tavada pişirmenin küçük birkaç noktası var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa tavuklarımızın içi çiğ kalabilir. Vaktiniz varsa 2-3 saat buzdolabında bekletin. Çok lezzetli olur. Vaktiniz yoksa da hemen pişirebilirsiniz. Tavanın ısınmasına gerek yok. Hemen şöyle yağı gezdiriyorum. Ve sırt sırta gelecek şekilde tavuklarımı dizeceğim. Büyük bir tava seçerek tamamını kullanabilirsiniz. Bu sefer kanatlarım oldukça büyük. Bu yüzden tavama sığmadı. Ben bu soslu olan tavuğumu dondurucuda saklamayı düşünüyorum. Evet, tavuklarımızı ocağın üstüne aldık. Altını iyice açıyoruz. İlk önce burada çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bir yüzü piştiği anda, yani bir hafiften çıtırdama sesi duyduğunuz anda hemen maşayla ya da çatal yardımıyla yönlerini değiştireceğiz. Ondan sonra tavanın altını olabildiğince kısık hale getirip kapağını kapatacağız arkadaşlar. Yaklaşık 40-50 dakikada çok yavaş ateşte pişmesi gerekiyor. Yoksa kanatlarınız güzel kızarmaz ve o kadar da lezzetli olmaz. Evet, kanatlarımızın diğer yüzünü çeviriyoruz. Maksimum 4-5 dakika sürdü. Çünkü amaç burada pişirmek değil. Hafif renk değişmesini sağlamak. Kapağı kapalı bir şekilde zaten 40 dakika en az pişecek. Son dereceye kadar kıstık. Buna çok dikkat edin. Yoksa kanatlarınız yanar. Ve en az 40 dakika kapağını açmadan yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. 40. dakikadan sonra bakıp karar verebiliriz. Bu arada gördüğünüz gibi kanatlarımız sulandı. Bu sizi endişeye sevk etmesin. Bu suyunu çekecek ve güzelce kızaracak. 40 dakika geçmesine rağmen hala suyu varsa muhakkak altını açın arkadaşlar. Orta ayara getirin. Tırtama sesini durduğunuzda kanatlarınız hazır sayılır. Bir 5 dakika daha tutun. Daha yanmış seviyorsanız biraz daha tutabilirsiniz. Ben biraz daha yanmış sevdiğim için böyle çevirmek istiyorum.
Evet, şimdiden afiyet olsun herkese. Ben şöyle tabağıma alacağım. Tarifim bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakın. Yorum yazın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.